Merhaba arkadaşlar. İlk olarak göstergemizi hazırlayalım. Aynı numaralı ayakları birleştiriyoruz. Multiplexing nasıl yapılır için net matris videomu izleyebilirsiniz. Alt kısmını da birleştirelim. shift register'ları ve anot dirençlerini deleyimliyoruz. Şimdi ekranımızı manuel olarak test edebiliriz. Göstergenin çalışma mantığı tam olarak bu. Ekranda sırasıyla değerler gösteriyoruz. Bunları ne kadar hızlı yaparsak o kadar sabit bir görüntü oluştururuz. Henüz devremiz bitmedi ama daha iyi anlamak için bitmiş haliyle örnek yapalım. Daha da hızlı yaparsak sabit yanıyormuş görüntüsü oluşturuyoruz. Kabloları bir araya topluyoruz. Buradan shift register'lara bağlantıları yapacağız. bağlantılarımızı şekildeki gibi yapıyoruz. Shift registerların nasıl kullanıldığı ile ilgili kanalımda bir video mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Data ve clock pinlerine de latch pinindeki gibi pull-up resistörler ekliyoruz. Bağlantılardan sonra devre bu şekilde gözüküyor. Burada insan keşke PCB kullansaydım diyor. Kısıtlı alanda açıkta kablolar veya lehimler arasında kısa devreler olabilir. Alttan görüntüsü de bu şekilde. Seven segmentleri de ekliyoruz ve göstergemiz neredeyse bitti. Arduino kartını da göstergeye uyumlu olsun diye küçük bir kartı hazırladım. Çıkışlar erkek binlere bağlı bu şekilde birbirlerine kolayca takılacaklar. Devrenin düzgün çalışıp çalışmadığını bir animasyonla test edelim. İkinci bir örnek olarak önce animasyon sonra geri sayım yapalım. Geri sayım yaparken sayılarda soldan sağa doğru kaysın. de 4 basamaklı sayıları ekrana yazdıralım. Bunun için 6 farklı rastgele sayı seçtim. Bu sayıları yazdırabilmek için önce basamaklarını ayırmalıyız. Örneğin 1234 sayısını basamaklarını ayıralım. 10 sayısına göre modunu aldığımızda birler basamağını buluyoruz ve bunu ve değişkenine eşitliyoruz. Onlar basamağı içinde 100'e göre modunu alıyoruz elimizde 34 kalıyor. 34'ü 10'a bölüyoruz cevap 3.4 y değerini tam sayı seçtiğimiz için değeri 3 oluyor. Yüzler basamağı için 1000'e göre modunu alıyoruz. Elimizde 234 kalıyor. Bunu da 100'e bölüyoruz ve z değişkenimize eşitliyoruz. Binler basamağı için sadece 1000'e bölüyoruz ve t değişkenine eşitliyoruz. Şimdi bu değerleri yazdır fonksiyonuna gönderiyoruz. Dönen değerleri dizimizin seçtiğimiz sıralarına kaydediyor. Bundan sonra değerleri sırasıyla ekrana yazdırıyor. Ölçmek için önce sensör devremizi hazırlıyoruz. Motoru sürmek için de sadece bir potansiyometre kullanabiliriz. CNE70 sensörünün nasıl kullanıldığı kanalımda var. İsterseniz buradan izleyebilirsiniz. Devrenin son görünümü bu şekilde. Ölçümü tek siyah çizik üzerinden yapacağız. Kodları iki slide şeklinde ekledim. Kodumuz bir saniye içerisinde kaç tur olduğunu sayıyor. Bunu 60 ile çarparak RPM değerini buluyor. Ve değeri basamaklarına ayırarak ekrana yazdırıyor. Tur sayıcı videomda bu kısmın nasıl çalıştığını detaylı olarak anlattım. Burada 51 deneme yapalım. Eğer bir saniye içerisinde siyah çizgi sensörün önünden bir kere geçerse, ekranda dakikada 60 tur olarak görüyoruz. Şimdi de motoru çalıştırıp görelim. gördüğünüz gibi çok da doğru değerler alamıyoruz. Bunun ilk sebebi sensörü doğru bir açıyla tutamamam. İkincisi tek çizgi olması. Örneğin motor saniyede bir buçuk tur atmış olsun. Kici tur tamamlanmadığı için 90 yerine 60 değeri görüyoruz. Üçüncü sebep ise ekranda gösterme süresi. Sensörümüzü sabitleyelim. Bir tur için 4 çizgi çizelim. Ve ekranda gösterme süremizi düşürelim. Kodlarımızı da bu değişikliklere göre uyarlayalım ve sonucuna bakalım. Bu ve benzer eğlenceli içerikler için lütfen like atıp abone olun. Hepinize iyi günler diliyorum.